Reklam propagandamız hiç yok. Dünyanın en güzel yoluna girmişiz. Efendim, en doğru yoldayız, hak yoldayız. Adamlar puta tapıyor. İte tapıyor, ata tapıyor. Efendim, puta tapıyor. Güneşe tapıyor. Olmadık şeylere tapıyor, öküze tapıyor. Bunları onun için söyledim. Yani bunlar bizim için önemli olacak. Bunlara sahip olmamız lazım diye. Şimdi işte bunların önemini anlamışlar daha önceki yüzyıllarda. Mesela şeyler, Yahudiler 1800'lü yılların başında mağdur durumdaydı. Her yerde sığıntı ve mağdur durumdaydı. Şehirlerin en fakir mahalleleri Yahudi mahalleleriydi Avrupa'da filan. İtilmiş, kakılmış insanlardı. Theodor Herzl vesaire filan toplanıyorlar, şey yapıyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Yahudileri bu zilletten kurtaralım. Çalışalım, çabalayalım. Ne yapalım? Para en önemli. Ve paraya hakim olma çalışmalarına başlıyorlar. Bankalar vesaireler filan. İşte o zamandan beri çalışmalarıyla hangi noktalara efendim ulaşmış olduklarını bugün görüyorsunuz. Efendim, başka devletlerde paranın ve diğer saydığım şeylerin önemini anladıkları için, ilim ve teknolojinin önemini anladıkları için efendim çalışmışlar. Şimdi karşımızda yediler dediğimiz, süperler dediğimiz bir takım güçlü devletler var. Amerika, Rusya, Çin, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa filan gibi. Tabii bunların, Amerika mesela koca bir kıtaya sahip ve büyük bir nüfusu var. Teknolojisi çok güzel, sosyal çalışmaları çok kuvvetli ve hakikaten dünyaya da hakim ve dünyayı da sömürüyor. Hepimizin cebinde, benim cebim dahil şu anda, cebimde değil de çantamda dolar var. Dolar ne demek? Yani Amerika'ya her ay, her yıl %11 vergi veriyorsun demek. Dolarını kullandığın zaman. Çünkü doların enflasyonu %11, %12'dir. O seni sömürüyor. Dolar bir çıkıyor, bir iniyor, bir şöyle oluyor, bir böyle oluyor. Kullanmayacaksın parasını. Markını kullanmayacaksın, dolarını kullanmayacaksın. Onun hiçbir şeyine, malına vesairesine itibar etmeyeceksin. Cebinde onun parası olunca sen ona beleşten, bedavadan para veriyorsun. O da onu biliyor. Bütün dünyayı sömürüyor. Zaten Suudi Arabistan'ı sömürüyor. Küveyt'i sömürüyor. 500 milyon dolar Suudi Arabistan'a borcu var. Onun iki misli Küveyt'e borcu var. Amerika'nın. Neden? Yani onun petrolünü almış, parasını vermemiş aslında. O borcu da ödeyecek değil yani. Ödeyecek de değil. Öder mi? Erkekse gelsin alsın diyecek. Nasıl gidecek, nasıl alacak? Kral Fethi oraya gittiği zaman size çok teşekkür ederiz demişti. Çok teşekkür ediyoruz ey Amerikalılar size. Bizi Türklerden kurtardınız demişti. Ondan gidip parayı nasıl ister? Tabii bu devletler aynı zamanda efendim teknoloji bakımından da iyi durumdalar. Ve atom gücüne de sahipler. Muazzam silahlara da sahipler. Bu muazzam silahlarla da Müslümanların canını okuyorlar. Bunların bir devlet olarak, bütün olarak görüyoruz. Bunların içine de mikroskopla veya teleskopla veyahut bir aletle girip baktığımız zaman bunların içinde de hakim gruplar olduğunu görüyoruz. Mesela Rusya'ya hakim olan Komünist Partisi'dir, KGB'sidir vesairesidir. Öteki kalabalıkları onlar darbeyle, şiddetle, efendim terörle vesaireyle idare ederler. Halklar gık diyemez. O iç odaklar ne yapacaksa yapar. Amerika'ya hakim olan büyük ölçüde güçler, kuvvetler vardır. Başta Siyonistler olmak üzere efendim. Almanya'ya, Avrupa'ya hakim olan büyük ölçüde şeydir. Güney Amerika'ya efendim Katolik Kilisesidir. Parası var, pulu var, teşkilatı var. Efendim mülkleri var. Sayısız emlaki var efendim. Ve ondan sonra da çeşit çeşit milletlerin çeşit çeşit kendilerine mahsus milli ve mahalli duyguları var, hedefleri, idealleri var. Bunların hepsi birer güç olarak dünya piyasasında görülüyor. Bunların için biz inceliyoruz, niye size anlatıyorum? Yani biz kuvvetli Müslüman olacağız, karşımızda da bunlar var. Bunlarla durumumuzun ne olduğunu düşünmemiz gerekecek de onun için bunları söylüyorum. Şimdi şeyi ele alalım. Güncel olayların en başında gelen olay Avrupa'daki değişmelerdir.
Avrupa büyük bir değişme içinde. Demin söylediğim gibi 2. Cihan Harbi'nde birbirleriyle harp etmiş olan milletler şu anda birleştiler. Nasıl birleştiler? Avrupa ekonomik topluluğunu kuruyoruz dediler. Bu bir kademe. O zaman biz Türkiye'de bu 25 yıl kadar önce dedi ki bunların inanmayın laflarına ekonomik topluluk filan değildir. Bunların amaçları siyasi birliktir. Sonunda bunlar siyasi birliği kuracaklar dedik. Gidin ya işinize dediler bize. Olur mu öyle şey dediler. Nereden çıkarttınız dediler. Ya müminin feraseti vardır. Allah'ın nuruyla bakar bilir mümin. AET'nin E'sini kaldırdılar. Oldu AT. AT oldu. Yani Avrupa topluluğu oldu. BAB oldu. Birleşik Avrupa Devletleri Birliği haline geldiler. Efendim ve ortaya finans koydular. Dediler ki biz şimdi Fransa, İngiltere, bilmem Lüksemburg vesaireyiz ama bir de doğumuzda Varşova Paktı ülkeleri var. Bunları da halledelim. En aşağı 3-5 yıl önceden oralara para ayırmaya başladılar. Kimsenin haberi yokken daha Bulgaristan'a, Polonya'ya, Romanya'ya, Yugoslavya'ya para ayırdılar. Oraların rejimlerini kendi istedikleri duruma getirmek için. Romanya'da Çavuşeski'yi bal gibi devirdiler. Kan gövdeyi götürdü. Bulgaristan'ı yumuşattılar. Efendim, Polonya'yı, Çek, Valasya'yı destekleyerek, şey yaparak komünizmin elinden kurtardılar. Doğu Almanya'yı kurtardılar. Ruslara paraları verdiler. Para mı istiyorsun? Al. Görünme gözüme. Defol önümden. Onları ta şeye kadar sürdüler. Efendim, Doğu Avrupa'yı da kurtardılar. Balkanlara da inmek istiyorlar. Biz şaşkınlar da zaten bizi lütfen AAT'ye alır mısınız diye kapıda bekliyoruz. Bunlar bekleye dursun. Nasıl olsa istediğimiz zaman alırız diye. Biz de çantalarında keklik durumundayız. Avlanmış keklik durumundayız. Türkiye'de dahil efendim. Şimdi bir güncel olay, diğer bir güncel olay Rusya parçalandı. SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği parçalandı. Parçalandı, Hristiyan devletler ayrıldı. Ukrayna, Beyaz Rusya, efendim Rusya Federasyonu falan diye. Henüz daha sanayi devrimini bile yapamamış olan, tarım toplumu seviyesinde olan Müslüman ülkeleri ayrıldılar. Neden? Zenginliklerinden bunlara bir şey vermemek için. Yani bunlar fakir kalmaya devam etsinler diye. Tabii bizim için yine de bir ümit. Diyoruz ki az çok bir kıpırtı oldu. İnşallah artık oralara seyahat edebiliyoruz. Ticaret ederiz, şey yaparız. İnşallah onları kalkındırırız filan diyoruz. Aslında onlar yani taşıyamayacakları yükleri atıyorlar, safraları atıyorlar. Yine de biliyorlar ki muhterem kardeşlerim, Kızıl Ordu'nun karşısında duracak güçleri yok. Yani istiklal davasına kalkamazlar. Kalksalar Kızıl Ordu onları haklar. Çünkü Kızıl Ordu Doğu Avrupa'dan çekildi. Avrupa ile anlaştılar. Saldırmazlık paktı, AGİK, Avrupa Güvenliği efendim şeyini kurdular. Rusya ile savaşı bertaraf ettiler. Füzeleri kaldırdılar. Bütün ordular Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya ve Çin hududuna yığıldı. Yani Müslümanların başına kara bulutları gönderdiler. Avrupa'da harp ihtimali yok. Avrupa tekrar harp olursa parçalanmayacak. Bombalar yağmayacak. Şehirler yıkılmayacak. Yıkılırsa neresi yıkılacak? İslam ülkeleri yıkılacak. Bunların karşısında evet orduları Avrupa'ya karşı demode, Amerika'ya karşı demode ordular. Ama Orta Asya'ya karşı, Türkiye'ye karşı, İslam alemine karşı yine de güçlü ordu. Füzeleri var, atom silahları var, daha başka imkanları var. Onlar şu hesabı yapıyorlar, safraları atalım, kendi geri kalmışlıklarında devam etsin. Biz Hristiyan gruplar olarak kuvvetlenelim. Nasıl olsa bunları ordumuzla yine tepeleriz. Yani bunlar çok bizim istediğimizden de daha fazla ileriye gidemez diyorlar. Bunu böylece bilesiniz. Ayrıca Avrupa'nın Rusya'nın dağılması filan tam bir dağılma değil. Bu tarzda kendilerinin ekonomik bir tedbiri. Avrupa'nın bu birleşmesinde büyük rol Katolik Kilisesi tarafından oynandı. Nitekim Gorbaçov hatıralarında söyledi. Slav asıllı Papa olmasaydı biz yaptığımız çalışmaları başarıya ulaştıramazdık dedi. Yani Papa'nın bu işteki aktif rolünü Gorbaçov hatıralarında açıkça dile getirdi. Ben size dokümenter konuşmak istemiyorum. Yani malzemeleri böyle vesikaları konuşturmak istemiyorum ama
Bilin ki Avrupa topluluğu olayının arkasında bir kilise hegemonyası var. Nitekim bu hegemonyadan yine Hristiyan olmasına rağmen Katolik kilise rahatsız olduğu için efendim Yunanistan şeye rest çekti. Papalığa rest çekti. Ya siz bu Yugoslavya'da bizim aleyhimize işler yapıyorsunuz filan diyerek Yunanistan Ortodoks Kilisesi papalığa protestoda bulundu. Neden? Çünkü Yugoslavya'yı da Hristiyanlık noktayı nazarından avuçları içine alma çalışması içindeler. Ucu Ortodokslara dokandığı için, Sırplar Ortodoks olduğu için Ortodoks Kilisesi rahatsız oluyor onun için. Yani arkasında bu işin kuvvetli bir Hristiyan şeyi var. Bunun bizce önemi nedir? Bu aynı Hristiyanlar asırlardır bizimle uğraşmışlardır ve uğraşmayı kesmiş değillerdir. Yine uğraşıyorlar. Yine misyoner çalışmaları ve yine Anadolu'yu Hristiyanlaştırma çalışmaları içindedirler. Bunu bilesiniz. Ve alenen televizyonda vesairede artık Hristiyanlık propagandaları yapılıyor. Ve telefonlarla siz televizyona itirazda bulunduğunuz zaman orada Hristiyan bir takım müdürler vesaireler falan oturmuş olduğu için sizin itirazlarınıza da ters cevaplar verebiliyor. Elbette olacak. Ne varmış yani filan gibilerden şeyler yapabiliyor. Aynı zamanda onlar Anadolu toprakları üzerinde bazı yeni Hristiyan devletleri de kurmak istiyorlar. Yani Ermenistan filan gibi toprakları genişletmek istiyorlar. Müslüman halkı da yapabilirlerse İslam'dan soğuttuktan sonra Hristiyanlaştırma çalışması içlerindeki gizli şeyleridir. Evet şu anda sen ben Hristiyan olmam diyebilirsin ama senin çocuğun İslam'ı bilmeyecek. Onun çocuğu hiç bilmeyecek. Onun çocuğu da ondan sonra başı bir sıkıntıya düştüğü zaman şu papaz efendinin duası makbulmüş dedikleri zaman kiliseye gidecek. Papaz efendi diyecek. O derdini ona anlatacak. Sen dert dinliyormuşsun. Dertlere çare buluyormuşsun. Cennetten parsel satıyormuşsun diye efendim ona gidecek. Onun için bunlar tabii biz Müslümanları çok yakından ilgilendiren güncel konular, önemli konular olduğundan bu güncel konferansta bunları size bildirmek istiyorum. Almanya harekatı, Avrupa'nın birleşme harekatı çok önemlidir. Rusya'daki gelişmeler çok günceldir, çok önemlidir. Bizimle çok yakından ilgilidir. Şimdi Balkanlarda tabii Müslümanlar var, Kafkasya'da Müslümanlar var, Orta Asya'da Müslümanlar var. Onların güneyindeki kuşak Fas'tan şeye kadar, Çin'e kadar yeşil kuşak. Yani Müslümanların kuşağı. Müslümanların durumları nedir? Müslümanların durumları maalesef perişandır. Bir kere Orta Doğu Müslümanların petrolünün çıktığı önemli bir bölgedir. Fakat bu önemli bölgede emperyalistler petrol menfaati temeline dayalı iki büyük harp çıkarttılar. Birisi 7-8 sene Irak'la İran arasında sürdü. Efendim ikincisi efendim Irak'la Küveyt arasında sürdü ve çok büyük zararlar meydana getirdi. Bunların ikisinin de arkasında efendim petrol bölgelerinin egemenliği ve petrollerin Avrupalıların, Amerikalıların efendim gayrimüslimlerin istifadesinden ellerinden kaçma endişesi vardı. Müslümanı Müslümana vuruşturdular. Müslümanları iki cephe haline getirdiler. Birbirlerine hasım iki cephe. Irak'ı tutanlar, efendim Suud'u tutanlar diye. Bu büyük bir önemli bir parçalanmadır. Suudi Arabistan ülkesindeki ne kadar Yemenli varsa hepsini çıkarttı. Zenedani diye bir alim vardı. Çok güzel bir alim Mekke'de. Tatlı dilli, güleç yüzlü, bilgin, efendim derin, takvası kuvvetli bir alim. Onu çağırmışlar, demişler ki şu Irak'la olan savaşımıza bir imza at bakalım, tasvip ettiğine dair bir fetva ver bakalım. Veremem demiş. Müslüman Müslümanla harp eder mi? Nasıl verirsin o fetvayı? Canım Irak Küveyt'e saldırdı. Saldırdı, başka türlü hallet. Başka yollarla hallet. Müslüman Müslümanla savaşır mı? Savaşmaz. Fetva veremem. O zaman ülkemizi terk et. Terk ederim. Kalktı gitti Yemen'e. Yemen'de şimdi konuşma yaptığı zaman 40 bin kişi dinliyormuş. Neden? Dürüst alim. Allah selamet versin. Allah razı olsun. Kendisini şahsen tanıyorum ben. Yani ama Müslüman Müslümana silah çeker diye fetva vermemiş. Problem var. Problemi hallet. Bir şeyin, bir problemin çözümü için
hele çok bilinmeyenliyse bir problem, kaç tane çözümü olur? X üzeri 3, Y üzeri 3. Bu problemin kaç çözümü vardır? 3 çözümü vardır en aşağı. 3 şey çıkar. Kökler, şeyler bilen değişir. Bilinmeyenler çoğaldıkça çözümler çoğalır. Yani şeyin Irak'ın Küveyt'e saldırmasındaki tek çözüm savaş mıydı? Hayır. Savaştan önce Irak'a vereceğini verirdin, gene susardı. Savaşın masraflarının 1/3 kadarını verseydin Irak'a, gene susardı. Adam kafadayı. Harac istiyor. Var mı daha ötesi? Al haracı derdi, biterdi. Yani Müslüman Müslümanla harp etmez. Etmemesi gerekirdi. İslam alemi bir harp etmiştir. İki büyük düşman kampa ayrılmıştır şu anda. Harlı harlı silahlanmaktadır. Ve Rusların silahları bize dönmüştür Balkanlarda. Hatta dünkü gazetelerde okudum. Bulgaristan Rusya'dan korkuyor diye. Rusya'nın kendisinin istilasından korkuyor diye. Bize yaklaşıyor, şeyden korkuyor. Yani dünyanın güncel değişmeleri önemli. Türkiye'nin üzerinde ve İslam aleminin üzerinde büyük hesaplar vardır. Kara bulutlar vardır ve hazırlanmış komplolar vardır. Bunları siz bu memleketin sahibi olduğunuz için size açıklamak zorundayım. Şimdi bizim bu 7 düvelin, tesadüfen 7 düvel bu süperlerde. Dedelerimiz de 7 düvel demişler. Bu 7 belanın, bela da 7 tane. Hani 7 bela çetesi falan vardı çocuklukta. Bu 7 belanın belasından kurtulmak için ne yapmamız lazım? Potansiyelimiz nelerdir? Bir, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'ın yolundayız. Allah'ın kullarıyız. Allah'a hizmet etmek isteyen kullarız. Yani bir hizb-ü şeytan var. Şeytanın avenesi. Bir de Hizbullah var. Yani İrancı Hizbullah değil de. Onlar da Kur'an'dan bu şeyi almışlar. Onun için o ismi veriyorlar kendilerine. Biz Hizbullah'ız demek istiyorlar yani. Bir Allah'ın şeyi var, grubu var. Bir de şeytanın grubu var. Biz Allah yolundayız. Bu güzel. Biz ölsek de gam yemeyiz, ölsek şehit oluruz, tercih ederiz. Kalsak gazi oluruz, o da güzel, fena değil. Ne yapsak kimse bizim sırtımızı yere getiremez. İmanımız, moralimiz sağlamdır, yolumuz haktır, bu güzel. Bizim tarihi itibarımız, çok büyük itibarımız var. Orta Doğu'da ve İslam aleminde ve Afrika'da. Bu gittiğimde Afrikalı bazı kimselerle tanıştım. Kolunun altına bir yassı tahta almış, bu uzunlukta, şu ende. Yassı bir tahta almış birisi, Medine'de efendim Mescid-i Nebevi'ye doğru geliyordu. Efendim elinde şöyle bir ipe takılı hokka, koltuğunun altında uzun bir bu kadar böyle bir yassı tahta. Bir arkadaş dedi ki, hocam bununla bir konuşalım, bu enteresan bir insan. Bak size bir şey anlatayım dedi. Bu yassı kaygan tahtanın üstüne Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlarmış, o mürekkepler. Ezberliyorlarmış, ezberleyince siliyorlarmış. Ondan sonra öteki ezberleyeceği sayfayı yazıyorlarmış. O onların yazboz tahtası yani. Koltuğunun altında. Efendim adam böyle neşeli şey, özel Afrika kıyafetiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ahbaplık ettik. Din kardeşimiz. Nerelisin dedim. Senegal'liyim dedi. Senegal, Batı Avrupa'da bir ülke. Moritanya'nın filan güneyinde. Senegal'liyim dedi. Bakalım şu tahtaya dedik. Tahtaya baktık, hokkasına baktık vesaire. Elhamdülillah dedi, Müslümanım dedi, hepimiz de dedi, şeyiz dedi. Bir güzel tespih çıkarttı elinden, efendim, gösterdi. Bir tarafı fil dişili filan, hayran kaldım da ama bir şey de diyemedim yani, bunu bana ver filan diyemedim. Elhamdülillah dedi, hepimiz de ehli tarikiz dedi. Öyle neşeli, öyle neşeli yürüyor ki Peygamber Efendimiz'in mescidine. Kardeşim. Kardeşimiz yani Afrikalı kardeşimiz. Şimdi Afrika var efendim. Çok seviyorlar bizi. Biz de dedik Türk'üz. Öyle mi dedi? Böyle neredeyse yutacak bizi böyle diye efendim. O çok memnun kaldı. Sudanlılar seviyor, Afrikalılar seviyor, Malezyalılar seviyor. Dünyanın her yerinde efendim bir itibarımız var. Efendim İslam'a hizmet etmiş diye Pakistan'da vesaire de. Bangladeşliler, fukaracıklar nasıl fedakar insanlar. Nasıl hizmet ehli insanlar, çok seviyorlar filan. Elhamdülillah çok güzel edebimiz, erkanımız, kültürümüz var. İnsanları severiz, fukarayı severiz, kibir, gurur, dindir, bilmeyiz. Efendim, fakire yardım etmek hoşumuza gider.
fukarayla oturmak hoşumuza gider. Efendim, mütekebbirin yanında durmayız, kimseye destek vermeyiz, zalimi sevmeyiz. Efendim, çok güzel edebimiz, ahlakımız var. Bu da güzel. Ülkelerimiz çok güzel. Dünyanın en güzel yerlerinde. Her türlü imkana sahip. Efendim, nüfusumuz 1 milyarın üstünde. Dünyanın en kalabalık cemaatiyiz. Eğer şuurlu olsak. Efendim, ham madde ve endüstrinin muhtaç olduğu ana maddeler bizde. Demir, çelik, petrol, efendim vesaire 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 bizim elimizde. Efendim, her türlü imkanlar elimizde. Yalnız şeker var, un var, tereyağı var. Bunları helva yapmamışız. Hepsi şeyde duruyor, bakkal dükkanında ayrı ayrı duruyor muhterem kardeşlerim. Onun için kronometreye basacaktım. Daha fazla konuşmayacaktım ama kronometre sıfırda, hiç daha konuşmamışım gibi basmayı unuttum. Neyse, ben artık konferansın sonuna geldim. Size acizane, naçizane gezdiğimden, gördüğümden, efendim okuduğumdan hasıl olan fikirlerimi söyleyeceğim. Burada 500-600 kişi var, hanımlar var, beyler var. Efendim, kültürlü kardeşlersiniz hepiniz. Hepimiz kaliteli, kalifiye yetişmek zorundayız. Yetişmek zorundasınız. Yani kendi mesleğinizde mütehassıs olacaksınız. Yabancı dil bileceksiniz. Arapça öğreneceksiniz. Türk lehçelerini öğreneceksiniz. Allah razı olsun, içinizde bazı kardeşlerimiz var. Kurslara gittiler, biliyorum. Türk lehçelerini vesaireleri öğrendiler. Yabancı ülkeleri tanıyacaksınız. Müslüman veya gayrimüslim her ülkeyi. Senelerce önce ben İlahiyat Fakültesi'nde vazife görüyorken talebelerime dedim ki her biriniz bir ülkeyi seçin, o ülkede ihtisaslaşın. Ben Sudan'ı seçtim, ben Senegal'i seçtim, ben efendim Moritanya'yı seçtim, ben Nijerya'yı seçtim. Tamam, git Nijerya'ya, orayı öğren, efendim dilini öğren, kültürünü öğren, tarihini öğren. Orayla bizi nasıl bağlayabilirsin, orayla irtibatımızı nasıl sağlamlaştırabilirsin, sen bu konuda çalış diye söylemişimdir. Efendim, dış dünyaya açılmamız lazım. Son derece bilgili olmak zorundayız. Görgülü, kültürlü, tecrübeli olmak zorundayız. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmek zorundayız. Çocuklarımız yabancı dil bilecek, Arapça bilecek, dış seyahatler yapmış olacak, efendim dış ülkelerle ilgilenmiş olacak, dostları tanıyacak. Şimdi biz mesela birçok kimseye ben davette bulundum. Gelin Türkiye'ye misafiriniz olun filan, misafirimiz olun filan dedim. Dünyanın her yerinde Müslümanlar birbirlerini tanıyacak. Dergilerimizi ilk çıkarttığımız zaman derginin yöneticilerine dedim ki yurt dışı haberlerini daha fazla verin. Müslümanlar sadece dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını anlasınlar. Başka yerdeki Müslüman kardeşlerinden de haberdar olsunlar. Hudutlar çözülür çözülmez, açılır açılmaz ilk işimiz Azerbaycan'a ve Özbekistan'a gitmek oldu. Neden? Tanıyalım, ilgi ve irtibatı kuvvetlendirelim. Oradan arkadaşları çağırdık, talebeleri çağırdık filan. Buna devam edeceğiz. Tabii bedenen sıhhatli olacağız. Onu söylüyorum. Demin de söyledim. Sonra tek başına olmak yetmediğinden, iyi sonuç vermediğinden, büyük sonuç vermediğinden organize olacağız. Güçlerini birleştirecek Müslümanlar. Ve bunun için şirketler kuracak. Şirketlerde birleşecek. Vakıflarımız var. 70 kadar şubemiz var. Şu vakfımızın 40, bu vakfımızın 30. Derneklerimiz var. Şirketlerimiz var. Bizim müesseselerimizi gezmiş bir yurt dışından gelen alim en çok bizim İspa'yı beğenmiş. İskender Paşa Turizm Şirketi'nin. Neden? Bu diyor çok modern bir düşünce diyor. Yani Müslümanların birbirleriyle gidip gelmesini sağlayacak falan diye. Onun için organize olacaksınız. Birbirinizi tanıyacaksınız. Birbirinizden haberdar olacaksınız. Efendim, birbirinizin derdiyle dertleneceksiniz, işbirliği yapacaksınız ve iç ve dış haberleşmeyi en modern araçları kullanarak en sağlam, en seri şekilde sağlayacaksınız. Azerbaycan'da ne oluyor? Karabağ'da kaç tane Azeri öldü, kaç tane Ermeni şey yaptı? Ermeniler geliyor mu, gidiyor mu? Onların haber ajanslarından bunları öğrenemezsin. Yalan söylerler, yanlış söylerler, ters gösterirler. Kendi organizasyonun olacak. Kendin haberleşmeyi sağlayacaksın, kendin bileceksin. Çünkü haberleşme bazen bir savaşın kazanılmasına, bazen bir savaşın kaybedilmesine sebep olur. Yanlış haber, yanlış istihbarat, bunu ordu mensupları çok iyi bilirler. Hatta bizim
acı bir olay olarak hepiniz bilirsiniz, Kıbrıs hadisesinde uçaklarımız bir gemimizi batırmıştır. Yanlış haberleşmeden dolayı. Kıbrıs'a doğru 5 parça bir efendim Yunan filosu geliyor. Yunan filosu falan değil. Bizim kardeşlerimiz. Oralarda devreye geziyorlar. Efendim dalış yapmaya başlamışlar. Güverteye çıkmışlar. Yahu biz Türk'üz, yapmayın etmeyin filan. Pat küt güm. Hadi bir gemimiz batmıştır. Bir Yunan gemisini batırdık demişizdir haberlerde. Yunanlar da biz o tarafa hiç gemi göndermedik ki diye haber tekzip şey yapmışlardır. İş ortaya çıkmıştır. Efendim deniz kuvvetleri komutanı alınmıştır görevinden ama bak haberleşmenin önemini gösteren bir olay olarak karşımızda acı ibretli bir şeydir. Eğer Osmanlı devleti henüz varken haberleşmemiz ve ulaşımımız sağlam olsaydı yıkılmazdık. Haberleşme olmadığından yıkılmışız da bilesiniz. Onun için bu haberleşmeyi sağlayın. Nasıl sağlayacaksanız sağlam bir haberleşmeyi Müslümanların sağlaması gerekiyor. Sonra ekonomik güçleri birleştirmek zorundayız. Yani organize olacağız, faaliyetlerimizi birleştireceğiz. Tamam. Ekonomik güçleri birleştireceğiz. Küçük küçük şeylerden büyük şirketler kuracağız. Büyük şirketler kurmaya yöneleceğiz. Dış ticarete büyük önem vereceksiniz. Yani başarının bir yolu efendim ticarette başarı sağlamaktır. Karadeniz bölgesi çalışmaları var, Akdeniz bölgesi çalışmaları, Afrika'ya ticaret, Orta Asya'ya ticaret, Kafkasya ile irtibatlar, İran'la, Pakistan'la irtibatlar, Suud'la, Orta Doğu ile irtibatlar. Mutlaka dışa açacaksınız. Büyük şirketler kurarak, ortak olarak, efendim ortaklıklar destekleyerek bunları sağlaması lazım Müslümanların. Çünkü ticari hayat en reel, en aktüel hayattır. Ötekilerin hepsi ütopiktir, farazidir, nazaridir, hayalidir ama ticaret en gerçekçidir. Tıkır tıkır sapasağlam efendim yürür ticaret. Onun için ticari tecrübesi olmayan insanlar sağlam insan olmuyor benim gördüğüm. En realist insanlar tüccarlar oluyor. Hele bir de Müslümansa tüccar fevkalade güzel oluyor. O bakımdan bu konuyu mutlaka halletmemiz gerekiyor. İslam ülkeleri arasında mutlaka ekonomik işbirliğini sağlamamız lazım. Ve bu arada çok önemli söylüyorum, hasımların, rakiplerin, düşmanların mallarını mecbur olmadıkça asla kullanmamalıyız. Lüzumsuz mal ve düşmanın malını kullanmamalıyız. Çünkü biz kuvvetlendiriyoruz onları. Yani böyle evleneceğimiz kızı, oğlanı arar gibi, şeceresini sorar gibi alacağımız malı sormalıyız. Bu kimin malı? Kim üretmiş bunu? Ermeni mi üretmiş? Ermeni üretmişse tabii o benden kazandığı paranın bir kısmının karını Ermenistan'a gönderecek, Azerilere silah atacak o. Bu muhakkak böyledir diye bileceksiniz. Suudi Arabistan'dan geliyorum şimdi. Uçaklara hacı babalar, ömre yapmış olan kardeşlerimiz, şeylerimiz böyle ellerinde fileler, paketler zor girdiler yani zor sığdılar. Hepsi gavur malı. Japon malı, Çin malı, Kore malı, efendim bilmem ne. Hatta benim aldığım saat. Hep paracıklarımız onlara gidiyor. Onlar kuvvetleniyorlar. Ondan sonra da onlar bize darbeyi vuruyorlar. Biz zayıflıyoruz. Onlar kuvvetleniyorlar. Onun için ticarette bu mal kullanmak, tüketim malları kimlerden alacağız? Ticareti kimle yapacağız? Kimin malını kullanacağız? Bu çok önemli. Japonya biliyorsunuz Amerika'ya yenildi ama ekonomik bakımdan şu anda Amerika'nın boğazını sıkıyor. Ben şeydeyken 200 sene önce bir Amerika'yı göreyim diye bir gittiğim zaman orada bir kitap verdiler bana, kütüphanemde var İngilizce. Bir Amerikalı yazar feryat ediyor. Amerika Rus şeyin Japonların istilası altında diye kitabı öyle yazmış yani. Şirketlerin sermayelerini veriyor, ne kadar paralara sahip olduklarını anlatıyor. Bütün Amerikan şirketlerinin listesini vermiş. Hisse senetleri Japonların elinde vesaire. Yani Japonya Amerika'yı içinden ekonomik bakımdan fethediyor. Japonların ekonomik istilası altındayız diye feryat ediyor adam kitabında. İşte ekonomik savaş bu. Yani bugün devletler ekonomiden yıkılıyor, ekonomiden ilerliyor. Savaş ekonomik alanda oluyor ve Osmanlı Devleti'ni çökertmek için Avrupalıların, Haçlıların yaptığı çeşitli planların arasında planların bir kısmı ekonomik. Mesela Alexander Juvara isminde bir Roman alimi,
Paris'te doktora yapmış. Efendim Osmanlı Devleti'ni çökertmek için Avrupalıların yaptıkları, kilisenin yaptığı çeşitli planları bir kitapta anlatmış. Efendim burada planların bir kısmı ticaret yollarını tutmak, Osmanlı kalyonlarına geçiş imkanı vermemek, ticaretini baltalamak, ekonomik bakımdan zayıf duruma düşürmek diye şeyler var, planlar var. Biz bunları şimdi öğreniyoruz. Yani eski devirlerde öğrenememişiz, ticarete gereken önemi verememişiz, denizciliğe önemi verememişiz. Halbuki deniz savaşlarının ecri, kara savaşlarının iki misli. Deniz şehidinin sevabı kara şehidinden daha fazla. Yani büyük primler var ama ihmal etmişiz. Yani yürütememişiz işleri. Bunları mutlaka sağlamamız lazım. Dini ve milli kültürümüzü yaşamamız lazım. Canlandırmamız lazım, yaşatmamız lazım, geliştirmemiz lazım. İçte ve dışta tanıtmamız lazım. Bugün sizler ve bizler giyim ve kuşam bakımından başka kültürün tesiri altındayız. Kravatlar, pantolonlar, efendim tıraşlar, şeyler, her şeyimiz Müslüman gibi değildir, başkaları gibidir. Yani biz bu hale getirilmişiz. Ben kimseyi suçlamıyorum ama şu anda bu durumdayız, bunu bilelim. Onun için kendi kültürümüze sımsıkı sarılmalıyız ve kendi kültürümüzün önemini, değerini vurgulamalıyız. Ben Eyüp'te gittim, ahşap bir evi, ahşap bir şeyi restore ettik. Yani orasını İlim ve Kültür Sanat Vakfımızın merkezi yaptık. Eyüp, kargacık burgacık sokaklarıyla Eyüp Sultan semtini kendimize hedef aldık. Orayı düzeltmek, güzelleştirmek üzere şey yaptık. Kılığımızda, kıyafetimizde, yememizde, içmemizde, selamlaşmamızda. Bakın ben Almanya'da Münih şehrinde kaldım. Münihliler birbirleriyle karşılaştıkları zaman Grüß Gott derler. Grüß Gott yani Tanrı'nın selamı senin üzerine olsun demek. Grüßsen selamlamak demek. Gott da Tanrı demek. Tanrı selamı senin üzerine olsun diyor yani. Dini bir selam veriyor. Ben onlara mesela bazen Guten Morgen filan derdim. Yani hayırlı sabahlar, iyi sabahlar filan. Grüß Gott diye cevap veriyor. Neden? Yani benim adetim, örfüm Grüß Gott'tur. Onu değiştirmem diyor. Dini bir selam. Ama biz de şimdi sanki selamün aleyküm demek kabahatmiş gibi. Sen adama selamün aleyküm diyorsun. Aptal. Kıymetini anlamıyor. Günaydın diyor. Halbuki selamün aleyküm demek. Yani Allah sana dünyada da iyilik versin. Ahirette de iyilik versin. Seni cennetine soksun demek. Adam ilericilik salıyor. Günaydın demeyi. E günaydın tabii ya. Güneş doğduğu zaman ortalık aydın olur. Bundan basit. Bundan daha tabii ne var? Tünaydın diyor. Tünaydın olmaz ki. Tüm kara olur. Tüm kara demesi lazım. Günaydın, tüm kara. Sevabın böyle şey, selamlaşmanın böyle olması lazım. Gerçek olması için kültürümüze sahip çıkalım ve bunu yaymak için olağanüstü gayret gösterelim. Onun için kültürel çalışmalar, sosyal çalışmalar çok önemli olduğu için biz dergilerimizle, vakıflarımızla, işte bu kadınlar dernekleri vesaire filanla kültürel çalışmalara eğiliyoruz. Bunların arkasından gelecek faydalar daha büyük olduğu için içte ve dışta. Müslümanların içte ve dışta birliğini, işbirliğini sağlayabilmek için projeler üretmemiz lazım. Müşterek hedef ve idealleri tespit etmemiz lazım. Gelin bak şu işi beraber yapalım. Siz şu kadar koyun, biz bu kadar koyun dememiz lazım. Hoşuma gitti. Ben Ümre'ye gitmeden önce bir kardeşimiz geldi. Hocam dedi, şu falanca filanca yerlerle de konuştum. Bir İslami televizyon şeyi kurmak için siz de bize katılır mısınız? Katılırız dedi. Hayır. Derhal katılırız yani İslami bir şey, televizyon, hayır. Dişimizi tırnağımıza takarız, malımızı, mülkümüzü satarız, katılırız. Senin istediğin sermayeyi koyarız. Çünkü önemli. Yani eğitim için fevkalade önemli. Ama sadece bizim grubumuz değil, başka gruplar da katılıyor. Çok güzel, bu daha güzel. Yani iş birliğini sağlamak bakımından daha iyi. Dışta ve içte Müslümanların uğradıkları haksızlıklar karşısında birleşmek, reaksiyonları tespit etmek, karşı tedbirleri almak, bu da önemli bir şey. Bunu da mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü bu çalışmayı yapmayınca büyük fırsatlar kaçıyor. Bakın bugün Yunanistan'a fiske vuramazsınız. Ermenilere Türkiye'de bir şey yapamazsınız. Yaptırtmaz, hükümet de kızar. Hükümet var gücüyle uğraşır sizinle. Yaptırtmak istemez. Neden? Bilir ki burada onlara bir şey yapsak bütün dünya ayağa kalkacak. Ama Ermeniler de aksini biliyorlar.
Yani Müslümanlara ne yaparsan yap, bütün Müslümanlar ayağa kalkmaz. Biz burada kaç tane köyü yıkarsak, kaç tane Müslümanı katliam edersek, kârdır. Çünkü Müslümanlar toplu harekete kalkmaz diyorlar. Bu yanlış. Yani bu bir gerçek. Bizim davranışımız yanlış. Bu davranışı bırakmalıyız. Yani Müslümanların dertleriyle dertlenmeli ve onların karşısında reaksiyonumuzu göstermeliyiz. Bazı arkadaşlar hoşuma gitti, sordular, ben de şey yaptım, burada da açıkça söylüyorum. Cezayir'de bir haksızlık yapıldı, Fransa'nın şeyiyle, baskısıyla. Seçimlerde %85 Cezayir halkı bir tercih yaptı ama Fransa baktı ki Müslümanlar başa geçiyor, efendim orduyu müdahale ettirdi. Burada protesto yaptılar. Ben de katılırdım. Neden? Çünkü yalan söylüyorlar. Çünkü milleti aldatıyorlar, milletleri aldatıyorlar. Demokrasi filan kendileri azınlıktayken sesleri çıksın diye kullandıkları bir şeydi. Efendim malzemeydi. Müslümanlar çoğunluğa geçince demokrasi değil diktatörlüğü tercih ediyorlar. Bugün İslam ülkelerinin çoğunda diktatörlük vardır. Türkiye hariç. Neden? Çünkü halkın çoğunluğu Müslümandır, halkın çoğunluğunun sesi olmasın diye. Bunları biz burada protesto etmezsek ve bunlara buradan destekçi olmazsak hürriyet ve efendim insan haklarını koruyamayız. Müslümanların haklarını koruyamayız. Onun için haksızlıkları dile getirmeliyiz. Güncel meseledir. Cezayir en güncel meselelerden birisidir. Niçin burada Batı demokrasiden vazgeçiyor? Niçin Suud'da demokrasiden vazgeçiyor? Niye Suriye'de demokrasi yok? Niye Irak'ta demokrasi yok? Niye şurada demokrasi yok diye efendim bunları sormalıyız ve haksızlıkların karşısına çıkma alışkanlığını edinmeliyiz. Evet, burada karşımızda düşmanımız yok ama ben Türkiye halkı olarak bu haksızlığı hazmedemiyorum demeliyiz. Afganistan'a kardeş gönderdik, Azerbaycan'ı da göndermeliyiz. Çünkü orada büyük bir haksızlık var. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı, Iğdır Ovası'ndan efendim Aras Gölü boyunca giden bir toprak parçası Nahçıvan. Haritaya bakın. Benim şeyimde, odamda dünya haritası var. Böyle kocaman duvar boyunca her gelen bakıyor, nereden buldun bu haritayı? Dünya benim dünyanın her yeriyle ilgim var onun için. Nahçıvan ince uzun bir şerit halinde. Büyük Azerbaycan burada. Arasına Ermenistan gelmiş, İran hududuna kadar. Nahçıvan'la şeyi arada bir koridor ayırıyor. Büyük Azerbaycan'a. Nahçıvan da Azerbaycan'a bağlı. Böyle şey mi olur ya? Yani bu ülke buraya bağlı, arada Ermenistan var. Dağlık Karabağ bölgesi özel. Bunların hepsi komünistlerin oyunları. Yani oraları böldükleri zaman. Oralar hep İslam ülkeleriydi. Ama öyle bölmüşler ki Türklerin yanına Azeriler gelmesin, Ermeniler gelsin, Hristiyan Gürcüler gelsin. Müslüman Gürcüler de var ama Hristiyan Gürcüler gelsin. Efendim buradaki Nahçıvan öbür taraftakiyle işbirliği yapamasın. Treni ille Ermenistan'dan geçecek, Ermeniler kurşunlayacak veya müsaade etmeyecek. Bizim bir ara, hatırlıyor musunuz, Türkiye'ye, Edirne'ye giren trenimiz Edirne'den şeye gelirken bir ara Yunan hududuna girerdi. Ondan sonra tekrar Yunan hududundan çıkar, Türk hududundan girer. Niye böyle yaptın ya? Ya hududu demiryolunun öbür tarafına at, bu demiryolu Türkiye'den geçsin. Ne bir Türkiye'ye sokuyorsun, bir Yunanistan'a sokuyorsun, bir dolandırıyorsun. Bunların hepsi emperyalistlerin ihtilaf tohumları bırakmasıdır. Bunların hepsinin çaresi bulunması lazımdı. Bulunmamıştır. Mahsustan bırakılmıştır. Bunlarla uğraşması lazım. Bunlarla uğraşmadığı zaman Müslümanlar olmadık şeylerle uğraşıyor. Saçma sapan şeylerle, incir çekirdeğini doldurmayan şeylerle uğraşıyor. Bugün Suudi Arabistan'da parmağını niye böyle kaldırdın, niye kaldırmadın, niye böyle döndürdün, niye döndürmedin? Şimdi sıra bu mu ya? Bir arkadaşı kızdırmışlar, Hıra mağarasına çıkmış, arkasından emir-i marufçular, buraya çıkmak farz değildir, sünnet değildir, ne diye çıkıyorsun da bid'attır da, sus be demiş. Hoca arkadaş, siz demiş en büyük bid'atı krala bağlılıkla yapıyorsunuz. Onu destekliyorsunuz, şey yapıyorsunuz, ona gık diyemiyorsunuz. Ben burada Peygamber Efendimiz'in ibadet ettiği mağarayı görmek istiyorum. Onu, o havayı almak istiyorum yani. Bunun bid'atla ne ilgisi var? Efendimiz çıkmış, o çıkmışsa ben de çıkarım. Çıkmak sünnet belki. Yani madem o çıkmış, orada ibadet etmiş, benim de çıkmam normaldir diye uzun boylu Arapça konuşmuş onunla. Bizim bir akraba da içeride mağaradaymış.
efendim hoca efendi orada Arapça ötekisiyle konuşuyor diye bilmiyor münakaşa ettiklerini, o da elini açmış amin diyormuş. Amin. O da işin komik tarafı. Onlar münakaşa ediyor, bu dua ediliyor sanıyor, amin diyor. Bu da cahilliğimizden tabii, yani netice itibariyle Arapça bilmiyoruz. Kendi Kur'an dilimizi bilmiyoruz muhterem kardeşlerim. Mutlaka bu diş Müslümanlarla ilgili bir merkez kurmamız lazım. Efendim, Müslümanların meselelerini dünyada bir bütün olarak incelememiz lazım. Bu şarttır. Yani yoksa bu kurtlar bizim kuzucukları her yerde tek tek yakalayıp yutarlar. Onun için her yerde, Assam eyaletinde, Hindistan'da, Bangladeş'te, Burma'da, Tayland'da, hatta biliyor musunuz Vietnam'da kaç milyon Müslüman varmış? Hiç bilmiyorduk. Hiç biliyor muydunuz? Vietnam'da Müslüman olduğunu hiç bilmiyorduk. Ne kadar Vietnamlı Müslüman varmış ben şeyde gördüm, Malezya'da gördüm. Malezya kucak açmış onlara. Biz sanıyorduk ki Budist efendim Vietnamlılar, kuzeyden gelen Çinli kuvvetlerle Amerikalıların destekleri kuvvetler çarpışıyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz ne sıkıntılar çekmişler? Haberimiz yok. Onun için Müslümanların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayacak merkezleri kurmamız lazım. Kafamızın genişlemesi lazım. Dergilerimizde efendim konuların yayılması lazım. Dünyanın her tarafıyla ilgilenmemiz mutlaka şarttır. Sonra dünya üzerinde bizim için çalışacak, bizimle çalışacak, bizim istikametimizde bizimle aynı yönde çalışacak efendim merkezler, odaklar ve iskeleler ve efendim kaleler kurmamız lazım. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki bana teklif ediyorlar Malezya'ya gideyim mi? Git. Otur orada. Tanışıklıklar kur. Ahbaplıklar, arkadaşlıklar kur. Malezya'da bir kalemiz olsun. Bir iskelemiz olsun. Ötekisine dedim sen Endonezya'da bir yer tut. Bir tanesine dedim ki sen Borneo adasında Brunei Sultanlığı varmış, gidebilirsen oraya git. Evlenebilirsen oradan birisiyle evlen. Yani her yerle ilgimizin, irtibatımızın olması şarttır. Çünkü biz cihana yayılmış bir ümmetiz ve birbirimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Son olarak, tabi ben bunları madde madde söyledim ama siz belki kaydedemediniz. İnşallah videodan veya teyitten tekrar tekrar dinlersiniz. Bunlar benim sizden canlı isteklerim, yani bunları mutlaka sağlayın diye istiyorum. Olmazsa tehlikeli görüyorum. Kara bulutlar görüyorum. Fert ve millet olarak başımızda. Ve savunma ve korunma ve emniyet ve istiklalimiz konusuna önem vermemiz gerektiği kanaatindeyiz. En güncel konulardan biridir. Bu adamlar böyle kıyıda kenarda çat pat filan yaparken ateşi getirirler, hop bizim tarlamıza atıverirler, bizim harmanımızı yakarlar. Tarih boyunca böyle yapmışlardır. Onun için efendim ben yani açıkça harp tehlikesi seziyorum ben. Daha açık söyleyeyim de yani şey olmasın, harp tehlikeleri seziyorum. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Fert ve millet olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Havailiği falan çoktan bırakmamız lazım. Ciddi hazırlanmamız lazım. Yek vücut olmamız lazım. Ve birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım ki sulhun çaresi de budur. Ya ne diye silahlandırıyorsun halkı? Ey bilmem Türkiye hükümeti vesaire. Sulh için bu şart. Dedelerimiz çok güzel söylemişler. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sala. Sen kuvvetli olursan düşman saldıramaz. Sen zayıf oldun mu? Şunun budundan alayım, etinden alayım, kolundan alayım, dişleğinden alayım. Seni kesmeye çalış. Kuvvetli olursan bir şey yapamaz. Onun için güncel olarak istiklalimizi, hürriyetimizi tehlikede görüyorum. Etrafımızda yangınlar, gürültüler, patırtılar görüyorum. Sorumluluklarımızın çok büyük olduğunu görüyorum. Orta Asya'ya karşı, Balkanlara karşı, efendim Kıbrıs'a karşı, efendim Kafkasya'ya karşı, Orta Doğu'ya karşı, Yemen'e karşı, Afrika'ya karşı, dünyanın her yerine karşı çok çok sorumluluklarımız vardır. Ona göre efendim sizlerden bu konularda uyanık ve hazırlıklı olmanızı talep ediyorum. Her yerde söylediğim bir şey var. Libya'ya gittiğim zaman Libya'da Yüksek İslam Enstitüsü'ne götürmüşlerdi beni. Ama Yüksek İslam Enstitüsü'nün kapısında Yüksek İslam Enstitüsü yazmıyordu. Malik İbni Enes kışlası yazıyordu. Talebeler de talebe kıyafetinde değildi. Çavuş kıyafetindeydi, er kıyafetindeydi. Buralarında işaretler vardı. Hani purple diyoruz ya, çavuşların
şeyleri, V harfi gibi işaretleri, kimisi onbaşı, kimisi çavuş vesaire filan. Neden? Libya topyekun düşmanlar saldırırsa diye seferberlik halinde, hazırlık halinde olduğu için. Biz de öyle olmalıyız. Yani her apartmanın bir askeri birlik olduğunu söyledim işlerde orada bana. Ve her apartman kendi savunmasını planlamakla sorumlu demişlerdi. Yani düşman saldırırsa ne yaparız filan diye. Onun için ben de istiyorum ki Türkiye Müslümanları, hatta dünyanın her yerindeki Müslümanlar böyle hazırlıklı olsun. Hazırlıksız kalmasın. Gafil ve cahil beklemesin. Bu düşmanlara fırsat vermeyelim. Zelzele oldu. İnsani yardım malzemesi gidiyor derken oraya silah gitmiş Ermenistan'a. Adamlar bulsan gırtlağını çökeceksin ama bulamıyorsun ki, uzaktan füze gönderiyor. Geliyor o evin damına, bir füze iniyor, yangın başlıyor. Kimi tutarsın, kimi asarsın, kimi kesersin. Uzaktan yapıyor adam işini. Yani delik demir çıktı, mertlik bozuldu dediği gibi Köroğlu'nun. Eskiden kılıç kılıca karşı karşıya geliyordu. Önemi vardı ama şimdi adam dağın arkasından füzeleri gönderiyor yağmur gibi. Senin şehrin harap oluyor. O halde ne yapman lazım? Hazırlıklı olman lazım. Ermeniler küçük bir devlet değildir. Fransa'da büyük nüfusları vardır. Amerika'ya yayılmışlardır. Efendim birçok yerde adamları vardır. Ve PKK ile filan de işbirliği yapıyorlar şimdi. Gazetelerde yazdı. Yani Türkiye'yi yıpratmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Amerika'dan filan destek alıyorlar. Fransa'dan vesaireden büyük destekler alıyorlar. Müslümanlar da birbirlerini desteklesin. Müslümanlar da birbirlerini desteklesin ki zulüm ve haksızlık olmasın. Allah hepinizden razı olsun. Bu hazırlıkları sizlere tebliğ ettim. Allahümme hel bellâsü dediği gibi Peygamber Efendimiz'in şeyde efendim veda hutbesinde ben tebliğ etmiş oldum. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Siz de elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Efendim iki kağıt gelmiş. Onları okuyayım. Bakayım uygun bir şeylerse şey yapayım. Sizi ilgilendiren bir yazı, onu okuyayım. Türkiye'de Müslümanların hizmetlerini arttırmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil kuşak doktrini olarak algılanıyor. Bu tür ithamlara karşı tavır ne olmalıdır? Ayrıca Türkiye'nin İran olmaktan çok Suudi Arabistan yönetim biçimini almasından bahsediliyor. Şimdi tabii Amerika'nın Müslümanlar hakkında planları vardır. Zaten kara bulutlar, komplolar, oyunlar vesaire filan derken ben de onları kastediyorum. Avrupa'nın planı vardır, Almanya'nın, İsveç'in planı vardır. Destekleri vardır, masrafları vardır, teşkilatları vardır, hazırlanıyor. Ben has Müslümanların birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini söylüyorum ve söylediğim şeylerin de yapılması gereken şeylerin de neler olduğunu söylüyorum. O Amerika'nın yeşil kuşak doktrini olabilir, İngiltere'nin başka bir doktrini olabilir filan. Onlar kendilerinin hevesleridir, şeyleridir. Biz kendi işimizi kendimiz görmeye alışırsak kimseye alet ve şey olmayız. Efendim, şununla savaş dediği zaman savaşmak, şöyle yap dediği zaman yapmak, böyle yap dediği zaman yapmamak tarzında değil de neyi yapmak gerekiyorsa onu yapmak. Efendim, Suudi Arabistan yönetimi biçimi almasından bahsediliyor deniliyor. Ben böyle bir şeyi varis görmüyorum. Suudi Arabistan'da şimdi şey oldu. Zaten meşrutiyet ilan edildi. Bilmiyorum burada gazeteler yazdı mı. Yani orada bir değişim var. Yani krallıktan ziyade bir başka duruma gelme durumu var. Türkiye'de bir hürriyet ve demokrasi yönetimi var. Anayasayla sağlanmış filan bir durum. Tabii bunun tekrar bırakılıp da bu arkadaş meşrutiyetten bahsetmiyor. Krallık gibi bir duruma geçmek biraz zordur. Bu kadar hürriyetleri tattıktan sonra bir halk tekrar öbür tarafa zor gider. Efendim, onu varis görmüyorum. Türkiye'de Müslümanların kendi orasını okuyamadım. Duvarları yıkarak nasıl bir efendim gerçek manada ittifak yapabilirler? Orada
Tabi gerçek manada ittifak, Allah'ın dinine dönmek ve takvaya sarılmak ve ilmi esasları hissi davranışların önüne getirmek, ilim, irfan, fıkıh, hadis, tefsir, Kur'an ne diyorsa onu yapmaya herkesin razı olmasıyla mümkün olur. Yani Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında, Allah'ın ipine sarılmakta birleşmekle olabilir. Şey olursa, herkes kendisi ayrı bir doktrin atarsa tabii ittifak olmaz. Alimlerin halledeceği bir mesele. Avamın alimlere uyması lazım. Alimlerin meseleyi görmesi lazım. Ama alimler görse de görmese de biz şahsen yapılabilecek şeyleri söylemiş oluyoruz. Saat kaça geldi? Fazla soru sormayın da artık müsaadenizle gideyim. Klasik sorulardan birisi geldi. Bu yıl Ramazan ne zaman başlamıştır? Bazılarımız Diyanet'in belirlediği tarihten 2 gün önce oruç tuttuk. Ayın hareketleri de güneş gibi önceden tam olarak belirlenebiliyor mu? Diye soruyor. Allah razı olsun. Tam efendim benim söylemek istediğim, demin söylediğim hususa bir daha temas etti. Ayın hareketleri de güneşin hareketleri doğuşu batışı gibi çok net olarak bellidir. Çok net olarak bellidir. Yani öyle tereddütlü mereddütlü değildir. Bakın ben size şimdi şeyi söyleyeyim. Efendim ay bugün ne yapacak? Hesaplasın saatim de söyleyeyim. Dört durumunu şey yapıyor da. Öğleden sonra 4.40'da doğuyor. Sabahleyin 4.10'da batıyor. Şeyi bugün için ayın doğuş batışı böyle. Çok net olarak hesaba girmiş belli bir şeydir. Hatta Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da güneşin doğuş ve batışıyla ilgili sunset, sunrise saatleri verildiği gibi moonrise, moonset ayın doğuş batış saatleri de gazetelerde verilir. Takvim içinde. Yani bir kenarda güneş şurada doğuyor, burada batıyor. Ay şurada doğuyor, şu saatte doğuyor, şu saatte batıyor diye. Net olarak bellidir. Saniye saniyesine bellidir. Esasen bana bir profesör, bir astronomi profesörü bir faks çekti şeyden, Suud'dayken. Yanımda, çantamdadır. Gösterebilirim. Orada şeyde saatte aynen tutuyor. Şimdi çarşamba günü oruç tuttu Suudlular. Biz de tuttuk oradayız diye. Ayrılık olmasın. Biliyoruz fazladan tutuyoruz ama orada orucu tuttuk. Çarşamba günü Ramazan değildi. Çünkü güneşten çok önce batmıştı ay. Perşembe günü de Ramazan değildi. Çünkü çarşamba akşamı hilalin görünmesi lazım ki perşembe günü oruç tutabilsin. Perşembe günü ay ile güneş 3 dakika arayla beraber battılar. Beraber batınca hilal yoktu. Hilal bahis konusu değildi. O zaman da perşembe de Ramazan değildi. Cuma günü 50 dakika 40 dakika kadar sonra battı. Şimdi bulabilirim takvimde yani düğmelerine basarak. O zaman ne zaman bastığını var yani saatin içinde. Efendim 50 dakika sonra battığı için ay perşembe akşamı görülebilirdi. Cuma günü oruç tutmak normaldir. Türkiye'nin başlangıcı böylece doğru olmuştur. Suud'un başlangıcı yanlış olmuştur. Suud ya şey yapacak, Ramazan'ın sonunda gün ekleyecek. O zaman çıkacak ortaya. Ayrıca bu başlangıcın yanlışlığı iki şeyden anlaşılabilir. Bir, ayın 7'sinde ay yarım olur. Tam yarım daire şeklinde olur. 7 gün küsür saat. O burada bunun prospektüsünde var ama kaç saat olduğunu şu anda söyleyemiyorum. Mesela 7 gün 6 saat diyelim. Ay tam yarım olur. Şimdi demek ki ertesi gün ayın 7'si olduğu zaman gökyüzünde ayın yarım daire şeklinde olması lazımdı. Halbuki 7'sinde yarım daire şeklinde değildi, böyle çukurdu. 8'inde yarım daire şeklinde değildi, çukurdu. Hatta 9'unda bile tam böyle yarım daire değildi. Yani Suud'un yanlışlığını bu ilk haftadan anlamak mümkündür. Şimdi önümüzde şey vardır. Efendim
dolunay zamanı vardır. Suudlu'nun dolunayı zaman, yani ayın 14'ünde olur dolunay. 14 gün, diyelim ki 13 saatte. 14 gün, 13 saat geçtiği zaman tam dolunay olur. Güneş batarken doğudan dolunay doğar. Böyle tam 180 derece faz farkıyla dönüş yaptıkları zamandır o zaman. Dolunay ise ayın 14'ü olduğu zaman onlara göre dolunay ise Suud haklıdır. Değilse, eksikse demek ki Suudlar erken başlamıştır. Göreceksiniz efendim, öyle olacak. Yani dolunayı takip edin. Hava güzel, açık olduğu takdirde tam dolunayı göreceksiniz ki Suudların 14'ünde değil 16'sı olduğu zaman, bizim 14'ü olduğumuz zaman doğacaktır. Bizim başladığımızın doğruluğu kesindir. Hem profesörlerin şeyiyle hem gözlemlerle çok net olarak kesindir. Fazla tutanlar zarar etmediler. Yalnız yanlış iş yaptılar. Çünkü ya bize sorsunlar, çünkü biz bu işin mütehassısıyız. Yıllardır dünyanın her yeriyle telefonlaşıyoruz. Amerika, Avustralya, Suudi Arabistan, her yerle, yani mecmualarda yazıyoruz. Ya bize sorsunlar, biz hocalarıysak kendi başlarına iş yapmasınlar. Ya da hilali görsünler de öyle tutsunlar. Şimdi bana Almanya'dan telefon açıyorlar. Hocam biz orucu tuttuk. Niye göre tuttun? Hilali gördün de mi? Hayır, görmedim. Hilal yok ki görsün. Orucu tuttuk diyor. Tutamaz. Suud'a göre tuttuk. Suud yanlış yapıyor. Suud bu işleri çok iyi bilmiyor. Suudluların bilgilileri de gülüyorlar yani yapılan işlerin yanlış olduğu için. Yanlış oldu ama işte ne yapalım filan diyorlar. Tabii şimdi bunun ileride önümüzdeki günlerde şöyle olacak. Suud'a göre Ramazan bitecek ama asıl Ramazan bitmedi. Biz oruç tutarken bizim karşımıza gelecek şimdi bu şeyler. Çok bilmiş kardeşler. Efendim sigara içecekler, su içecekler, bardağı masanın üstüne koyacaklar, iç bundan diyecekler, bayram günü oruç tutmak haramdır diyecekler. Orucunuzu bozduracaklar, 60 gün cezaya sizi uğratacaklar. Bozarsanız orucu. Öyle yapmayın yani, bu işi bilimsel olarak yapın. Bu işler artık şey olmaktan çıkmıştır yani, öyle hayal ve şey olmaktan çıkmıştır. Çok net olarak belli olan şeylerdir. İlme, irfana, akla, mantığa dayalı hareket edin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi İslam'a en güzel tarzda hizmet edenlerden eylesin. Yüzü hak, anlı açık yaşamanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. Oruçlarınız, teravihleriniz, hatimleriniz, ibadetleriniz, taatleriniz kabul olsun. Allah-u Teala Hazretleri sevdiklerinizle beraber iki canda aziz eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.